Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 13 Şubat Pazar. Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün dolu dolu bir yarış programı var. Hani 6 tane yarış programı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranda. Yani maşallah diyelim 7.si, 8.si artık ne zamana denk gelirse inşallah onları da görürüz. Ama 7 oldu galiba. Ben yanlış hatırlamıyorsam 7 olmuştu mu? Olmuş muydu? Yok, 6 kaldı galiba ya. Yine de ben tam emin değilim ama eskiden bu kadar yarış programı bir haftada, iki haftada koşuyordu ya. Abartısı söylüyorum, iki haftada. Yazın olduğu zaman, çünkü İstanbul'da yazları 3 yarış oluyordu. Haftada 3 yarış oluyordu. Yani bu iki haftalık yarış programı olmuş gibi oldu yani. Anlayacağınız. Tabii bakalım ileride daha farklı, daha çok şeyler olur herhalde. Çünkü baktığın zaman artık televizyon kanalları bile artık iki yerde yarış veriyor işte. Bir YouTube'da görüyorsunuz, bir yurt dışı yarışları için ayrı bir TJK 2 TV çıktı işte. Oradan veriyor. Yerli yarışlar oradan veriyor. Yani görüyorsunuz dolu dolu yarış programı artık televizyonlara bile sığmıyor yani. Yapacak bir şey yok. İnşallah kendimize biraz kontrolü alırsak bence daha iyi olur. Yarış seçerek oynamak en çok avantajlı şey olur arkadaşlar. Aman dikkat edelim. Öncelikle sağlığımıza dikkat edelim arkadaşlar. Her şeyden önce sağlık gerçekten çok çok önemli. Bugün programımıza baktığım zaman Adana'da tabii ki 3 tane yarış var. Bugün Diyarbakır var, Adana var. Adana'da bugün saat 13'e almışlar. Yani Adana erken koşu oldu. İzmir'in hemen arkasından ortaklaşa bir yarış programı olacak. Kaçıncı koşudan itibaren? 5. koşudan sonra çakışmaya başlıyor zaten. Ondan sonra Diyarbakır, işte arada yabancı yarışlar. Yani dolu dolu bir günümüz var. Ama bugün 8 koşulu bir Adana'da programımızda tek altıda 83 safkının yer almış olduğu bayağı bir kalabalık yarış programı var. İzmir'de 9 koşulu bir programımız var. 78 safkının yer almış olduğu yine ciddi ve güzel önemli koşulların da yer aldığı bir program var. Her iki program da yayında arkadaşlar. Bu arada bir önemli not da vereyim. Gulfstream Park Amerika yarışları da yine gün içerisinde sizlere yetiştirebileceğim bir program olduğunu da belirteyim arkadaşlar. Şimdi gelelim Adana yarış programımıza. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım. Hemen yarış programımıza geçelim arkadaşlar. Birinci koşumuz bir maiden yarış. 4 yaşlı Arapların 1200 metrelik kum yarışı. Ve burada gördüğünüz gibi 11 safkanın yer almış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tabii burası dörtlü ganyan ayağımızın da açılış ayağı. O yönden tabii ki burada oyun oynamak da iyi oluyor. Ben dörtlü ganyanları seviyorum. En azından böyle bir kalabalık yarış olduğunda yani aslında denenebilir burada. Yedinoğlu Kader Şah kızı. Bu Kader Şah temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le artık ikincilik yaptı. 1-0 çekti. Arkasından bir daha ikincilik yaptı. Herhalde bugün kazanıra girdi. Kazanmaya en yakın isim olarak görüyorum ben. Yedinoğlu Kader Şah kızını. Daha sonra Altınoğlu Peçora. Bu da Karabedir'in temsilcisi Mert Gökalp. Arslan da start duruyor ve bu safkanın da genel görüntüsü çok çok iyi. Çalışmaları bayağı hızlandırdı. Bu safkan da artık yani eli kulağında yarış kazanması için. Daha sonra 11 nolu Kızıl Geyik. Bir toşur temsilcisi Ali Polat da start duruyor ve bu safkan da performans olarak fena değil ama hazırlıkları da bu aralar iyi duruma gelmeye başladı. O yüzden bir 11 nolu Kızıl Geyik boş geçmemek lazım. Tabii ki bir de onların yanında ben 2 nolu 6. Bu Ahter temsilcisini de en azından Erdem Çağkar'a dikkat etmekte fayda var. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın bir telefon geldi arkadaşlar. Yayını biraz durdurmak zorunda kaldım. Arkadaşlar bu birinci koşuda yani dörtlü ganyan ayağımızın ilk koşunda 7-6-11-2 sıralamam benim bu şekilde. Hemen ikinci koşuya geçiş yapmak istiyorum. Fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Videolar sarkıyor maalesef. Şartlı 2, 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metrelik kum yarışına. Burada da 3 ve 7'nin ekür olduğu koşuda ben 4 nolu Black Metal. Bu Dr. Fong temsilcisi Mert Ali Solmaz da start atacak olmuş safkan. Grubun üzerinde bir gözüken bir safkan. Performansı da iyi. Bu arada güzel bir formunu düzeltmeye başladı. Son ikinciliği gayet atmakar. Artık kazanacağı bir grupta koşuyor. Bence de kazanması gerekiyor. O yüzden benim banko ismi olacak. 7'li piyasa 3'lü ganyan ayağımızın başlangıç ayında 4 nolu Black Metal banko. Günün 3. koşusu altılı ganyan ayağımızın başlangıç ayağı Maiden. 4 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışı ve saatler 14'ü gösterirken arkadaşlar bu hususu da kaçırmayalım. Çünkü gerçekten insanların kafası karışıyor. Ben bile yarış saatlerini bazen çok kaçırıyorum. Burada benim tabii ki ne yarışı burası? Maiden 4 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışı. 11 safkanımız var. Ben buraya baya baya at yazdım arkadaşlar. Zor bir koşu çünkü bana göre çok atın geliri var burada taylarda yani her an patlama yapacak taylar da var. Öncelik olarak Altınoğlu
Oğlum Bülent'ten başlayacağım. Bu Karaburun temsilcisi Müslüm Çelik de nihayetinde 3. yarışında güzel bir ikincilik yapınca artık formunu gösterdi ve kalitesini bugün yarışa yansıtmasını bekliyorum. Yani ilk şanslı isim olarak Altın Oğlum Bülent'i yazacağız Müslüm Çelik de. 11 numaralı Suyun Sesi, bu Kafkas Şah temsilcisi Muhammed Özdemir ile startlıyor. Nihayetinde son yarışındaki üçüncülüğü ve yine iyi olan bir isimler arasında bu mesafede yatkın. 10 numaralı Rüzgar'ın Fısıltısı, Sarraf temsilcisi Aziz Akdemir ile startlıyor ve son iki yarışta bir üçüncülük, dördüncülüğü gayet tatminkar. Yine bugün önlerde şanslı gördüğüm isimler arasında 9 numaralı Pırıl Kız, Tüm Özbey temsilcisi. Anne de bir pırıl pırıl Don Juan gibi yine iyi bir safkanın tayı. Mustafa Kemal Kumbasar'la startlıyor. Yine performansı iyiler arasında olan bir isim. Bir de bunların yanına 4 dolu Jet Habo ve Kaya Tufan temsilcisi Velat Demir'le startlanan safkanda yine bugün iyi şartlarda, iyi formuyla önlerde şanslı gördüğüm isim olacak. 6-11-10-9-4. Bu 5 tay biraz daha ön planda ama gerçekten arkasında sürprize yapabilecek, belki bunların içinde favori de çıkabilir sıralamada olacak isimler var. 1 dolu Alaf Hişman Çizik'le bu Uğurlu Efes'i temsilcisi fena değil. 2 nolu Bizim Edeoğlu, Yaşarcı temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le dördüncülüğü gayet tatminkar. 8 nolu Gölge ile bu turbo temsilcisi geçen yarışta favori olarak çıkan bir isimdi. Mehmet Keskin'le startlıyor, son ikinciliği gayet tatminkar. 5 nolu Kral Arda, bu safkanda bir kurtel temsilcisi Ayhan Kurşun'la yine 106 günlük ara vermiş olsa da iyi hazırlıklarla bu yarışa katılan bir isminde kuponlar da ayrılıyoruz. Yani zorlu bir ilk ayak bizi bekliyor. 6-11-10-9-4 öncelik ama 1-2-8-5 de hemen bunun yanlarında yazılacak isimler arkadaşlar. Günün 4. koşusu Altılı Ganya'nın 2. ayağına geldik. Şartlı 4, Aprantin'e mahsus 5 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışına 10 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 4 dolu Ova Kartalı. Adeta sınıf değiştirdi bu Şimşek'in onun temsilcisi Aziz Akdemir'le benim ön planda tuttuğum isim. 2 nolu Tsarik Rahat, Gökmen Bey temsilcisi Muhammed Özdemir'le start alacak olmuş safkanda bu yıl koşmuş oldu. İki yarışın ikisinde ikincilik ayrıldı. Hazır kıta yarışta her an fotoğrafı bulabilecek isim. 5 nolu Özbatı, bu Tamayan'ın onun temsilcisi Kadir Demirel'le start alıyor ve son iki yarışta 6.lıktan sonra 4. ve ikincilik yaptı ve formunu gittikçe yükseltiyor. 7 nolu Yiğit Kardeş, bir Kazber temsilcisi Özgür Ordu. Özgür müydü kardeşimizin ismi bakalım. Evet, Özgür Ordu ile start alacak olan bu safkan. Yani geçen seneki performansı mükemmeldi ama bu safkan bir 172 günlük ara verdi. Bir güzel bir kalbek temsilcisi ama her şeye rağmen iyi hazırlıklarla bu yarışa gidiyor ama tabii bir vermiş olduğu ara biraz etki yapabilir. O yüzden bu yarışta belki fazla da zorlandırmamalı, yani zorlaştırmamalı da belki yapabilirler. Yani sıkıştırmayabilirler de. O yüzden her şeye rağmen kalitesiyle yine de kuponlarda bulundurabiliriz. Bir de 10 nolu Sabır Bey, Atik Bey temsilcisi Ali Şenbar'la yine bugün sonlarda etkili isim yapabilir arkadaşlar. 4, 2, 5, 7, 10 bu 5 safkan benim bu koşu için önereceğim safkanlar olacak. Günün 5. koşusu Altılı Ganya'nın 3. ayağında handikap 15, 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışına geldik. Evet, 8 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben önceliği 5 nolu Durmaz Recep'e vereceğim. Bu hakim temsilcisi Ayhan Kurşun'la geçen sene 3 yarış koştu. İkisini birincilik yaptı, bir dördüncülük yaptı. Bu yıl koşmuş oldu. 2 yarışta 2 tane güzel üçüncülüğü var ama bu safkan her geçen gün de daha iyi duruma geldi de bir gerçek. Bugün bence yarışın en önde gelen ismi olarak gözüküyor 5 nolu Durmaz Recep Ayhan Kurşun'la. 3 nolu Gökhan Babam, Güngör Baba temsilcisi Muhammed Özdemir'i start alıp safkanda gittikçe formunu yükselten bir isim. Bugün önlerde şanslı gördüm. Bir de 1 nolu Çilkeleş, bir Maximus Dream temsilcisi. Biraz rakipler olanla ağır kilolu koşsa da Gökhan Kocakaya da güzel formuyla bence bu rakiplerini avlayabilecek bir isim. 5-3-1 biraz daha ön planda ama 2 nolu Bella France, bu Fast Company temsilcisi de Müslüm Çelik'le de en azından bu üçlüye dahil edebiliriz arkadaşlar. Ama zor bir koşu öncelikli olarak belirteyim. Yani yarış genellemesini bana sorarsanız 8 safkanın 8'inde geliri var ama tabii ki sıralamam benim 5-3-1 daha sonra 2. Günün 6. koşusu Altılı Ganya'nın 4. ayağı Fehmi Dinççioğlu koşusu, bir kısa vade 8, 4 ve yukarı İngilizlerin 2200 metrelik kum yarışı. 6 safkan arasında koşacak olan bir yarış bence kıyasaya bir mücadele bizi bekliyor. Her şeyle, önde gideniyle, arkadan saldıranıyla yani mükemmel bir yarış bizi bekliyor. Son düzlük gerçekten kıyasaya olacak. Hani 6 safkanın 6'sı da yani taraklama gireceğini görüyorum sanki ama sıralamam. Çok güzel bir form yakalayan 3 nolu Deli Tahir yine sonlarda etkili sprint ile rakiplerini avlamaya çalışacak. Gökhan Kocakaya'ya
bir nola Ahmet Bey'di artık bu Present Perfect temsilcisi Ayhan Kurşun'la her geçen gün formunu yükseltmeye başladı. Kesinlikle hata affetmez. Eski gücü olmuş olsa zaten burada direkt saftan çıkardı. Ama her şeye rağmen kalite bir isim Ahmet Bey'li. Bu 3-1 biraz daha önde gözüküyor ama eğer bu ikinin dışında da at yazarsak en azından şu Müslüm Çelik'le uyum halinde olan Dortmund Trilya bence bu ikiliye dahil edebiliriz. Önce 3-1 daha sonra 4 benim bu koşudaki sizlere önereceğim isimler olacak. Geldik günün 7. kursuna, 6'lı Ganyan'ın 5. ana Maiden 4 yaşlı Arapların 1200 metrelik kum yarışına. 11 safkan arasında koşacak olan bir yarışta artık yani adeta ikincilik serisi yapan Binolu büyük kahraman, artık kahramanlığını göstermesi lazım. Bu Atik Bey temsilcisi Aziz Akdemir'le yani son 5 yarışın 5'inde de ikincilik yapan bu safkan artık bugün bana göre bu grubu geçmesi bekleniyor. Ben de kazanmasını bekliyorum. O yüzden benim bugünkü banko limanım olacak Binolu büyük kahraman bugün ilk birinciliğine kavuşur görüyorum arkadaşlar. O yüzden benim de banko isim olacak. Geldik günün son koşusuna. Handikap 14 dişilere ait 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışına. Evet 3 ve 6 nolu safkanların ekür olduğu 15 safkanın yer almış olduğu bu koşuda da ben önceliği 7 nolu Destansiye vereceğim. Bu Kaysberg temsilcisi Mehmet Nuri Sunkar mıydı bu kardeşi? Evet Mehmet Nuri Sunkar ile start alacak olan safkan bu koşmuş olduğu tek yarışta 6. geldi etti ama bu safkanın hazırlık olarak bayağı iyi hazırlıklara sahip. Bugün biraz daha önlerde şanslı görüyorum 7 nolu Destansiye. 4 nolu Gözlüce, Özgün Han temsilcisi Velat Demir ile start alacak olan bu isim de yine iyi durumda gözüken isimler arasında. Bir nolu Kırat Kızı, Kırat Han temsilcisi Muhammed Özdemir ile startlıyor. Son iki yarışta kıpırdamalar içerisinde ve formunu gittikçe yükselten bir isim. 8 nolu Macaroviç, bir Kaysberg temsilcisi Aziz Akdemir ile start alan safkan da önemli işlere sahip. Bugün farklı iyi bir yarış koşmasını beklediğim isim olacak. O yüzden kuponlara yazmakta fayda var arkadaşlar. Yani 7-4-1-8 benim bu koşudaki sıralama olacak arkadaşlar. Ama koşu genellemesine bakarsak bayağı bir zor koşu bizi bekliyor maalesef. Günün şablonuna geldik. Birinci koşu 7-6-11-2. İkinci koşu 4 tek. Altılı Ganyan birinci aya 6-11-10-9-4. Daha sonra 1-2-8-5. İkinci koşu 4-2-5-7-10. Üçüncü koşu 5-3-1. Daha sonra 2. Dördüncü koşu 3-1, daha sonra 4, beşinci koşu 1 tek, son koşu 7-4-1-8 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.